O kadar mı korkuyorsun? Yapma. Şimdi burada balık yiyeceğiz abi. Bu arkadaş ilk defa yiyecek. Ben daha önce yemiştim. Yani tamam, şöyle bir görüntü var açılırken. Beyin gibi. Tadı beynime. Gerçekten mi? Adam tişörtüyle de elini de sindiriyor. Sağ olsun, var olsun. Harika. Düşük bütçeli kumarhanedeydi resmen ya. Çok ilginç ya. 50 peso yatırdık bakalım. Kumar batağına saplandık kanka. Çıkamıyorum. O kadar iddialı mısın? Kazanacağız yani kendimiz. Aç kazandık. Kazandık. Evet dostlar. Koron adasında sabah 5'ten selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir hafta. Hoş geldiniz mi? Of. Of be. Biz uyandık. Hostelimizi terk ediyoruz. Sabahın 5'inde vapurla El Nido'ya gideceğiz. Şu an her yer karanlık. Çok ses var. Vapurda devam edelim. Hadi. Kısa bir sürüşün ardından Richard'ı uğurladık. Bizi bıraktı sağ olsun. Limanın buraya uzun olur yol falan filan diye çok erken çıkmışız. Bu arada 6'da burada olmamız gerekiyordu. Şu an 5.30'da buradayız. Bilete para vermiştik aslında ama burada bir de 20 peso veriyormuş kişi başı. 7 TL civarında para verdik. Evet. Ah, your hand for temperature check. Derecelerimize baktılar. Hala koronadan dolayı bazı şeyler var abi. Evet abi, üst kata çıktık şimdi. Uykusuzluktan geberiyorum artık. Daha sadece daha kalacağımız yer de değil. 5 saat sonra El Nido'da olacağız. Kalacağımız yer belli değil. Çıkacağımız turlar belli değil. Hiçbir şey ayırtmadık. Sadece gidiyoruz abi şu anda. Artık indiğimizde bir yer bulacağız kendimize kalacak. El Nido'da görüşürüz. Evet dostlar, yaklaşık 4,5 saatlik bir yolculuğun ardından saat 12'ye yaklaşırken El Nido kasabasının limanına yanaşıyoruz. Bu teknenin, bu geminin iki katı var. Dün tanıştığımız arkadaşımız bizi uyarmıştı. Üst kat çok soğuk oluyor, ceket alın diye hepimiz montlaydık. Eğer çok üşümek istemiyorsanız alt katta olmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir görüntüyü göstermek istiyorum size ya. Gerçekten etraf şahane. Rezervasyonumuz onaylanmış. Airbnb evimizden cevap geldi ama nerede olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Şimdi önce internete ulaşacağız, onun yerine bakacağız. Ondan sonra yürüyeceğiz. Zaten küçücük kasaba. Evet dostlar, kısa bir yürümenin ardından Airbnb evimizin olduğu yere geldik. İçeriye girdik, anahtarlarımızı aldık. Birazdan içeriği göstereceğim size. Şöyle küçük bir bahçesindeyim şu anda. Şöyle küçük bir ev abi, villa tarzında. Gerçi üst tarafa doğru uzanıyor. Üst katta da odalar var. Bir tane çok tatlı bir teyze var. Adı Bing diye. O bize yardımcı oldu. Bu arada Airbnb bayağı şehir merkezinde şu an. Şehir merkezi deyip duruyorum ama dediğim gibi köy. Hatta köyden daha küçük. Evet, içerisi şu şekilde. Buraya küçük bir mutfak koymuşlar. İki tane yatağımız var. Geçen haftaki videodan izlediyseniz eğer, dün Koron'daki tek halka açık plajda taş sektirme oyunu oynadık galiba. Onu çekmedim galiba, hatırlamıyorum tam. Kaldığımız her yerde abi bu tarz yataklar oluyor. Hepsi içinde bir kapışma, bir oyun oynamamız gerekiyor şu ana kadar. O yüzden büyük yatağı ben aldım. Şimdi biz yavaştan yerleşiyoruz. Bu arada size şöyle çantamı göstereceğim. Bu çantayla abi ben önümüzdeki 2-3 ay bile idare edebilirim. Şu şekilde organizer'lar aldım. Küçüklü büyüklü bu arada, her boyu var. Bunlardan 7 tanesi 50 lira falandı. Bunlar gerçekten çok işe yarıyor. Evet dostlar, kahvaltı edeceğimiz yere doğru ilerliyoruz. Şimdi bir tane berberin yanından geçiyordum. Berberi çekmek istedim size. Hay hay. Köy berberi tarzında. Şöyle her yer bu tarz bakkallarla dolu. Böyle tam bir köy yerindeyiz ya şu anda. Şöyle bir yere geldik şimdi. Üst katı var, alt katı var. O gösterdiğim yer. O üst kata çıkarken terliklerini falan filan da çıkartıyormuşsun. İlginç bak. Size fiyatları ve ne istediğimizi göstereceğim. Buradan Sumiki Bowl istedik iki tane. Adama sordum en iyileri hangisi diye. Cool Blue'yu söyledi. Birazdan o gelecek önümüze. Yer masası gibi bir şey vardı. Buraya oturduk. Az önce kalktılar buradan. Balkondan hem dışarıyı gözetleyebiliyoruz hem içeriği gözetleyebiliyoruz. Evet, ortam güzel ya. Bayağı kalabalık yalnız. Gerçekten muazzam bir görüntü abi ya. Böyle bir şey var mı? Şöyle muazzam bir görüntü. Yani 5 saniye beklemedim, mahvetti. Abi böyle mi olacaktı ya? Yemem bu ne lazım, abi? Yemem. Normalde şöyle güzel bir görüntüyle geliyor. Yerken de güzel güzel yiyeceğim ben şimdi. Neler var içinde onları göstereyim size. Şu. Bu ne ya? Abi şu blueberry, onun yanında kokonat var, onun yanında yulaf ezmesi var, onun yanında chia tohumları var yanlış görmüyorsam. Onun yanında da badem falan var abi, altı tamamen şu şekilde. Fazlasıyla şeker var biliyorum ama tadı gerçekten çok güzel. Nasıl tadı? Bayağı güzel. Bayağı güzel değil mi? Aynen. Smoothie bowl'la içecek aldığınız zaman... Pislik ya. Ya gerçek bir pisliksin sen ya. Bu ikisini aldığın zaman 170 liraya denk geliyor abi. Yanında da böyle bir pislik arkadaşınız varsa. Ayrıca bize afiyet olsun. Buradan alışverişe gideceğiz. Alışverişte görüşürüz. Şimdi kahvaltımızı bitirdik. El Nido sokaklarına attık kendimizi. Zaten sokaklar da çok kısa. Birazcık şu tarafa doğru devam ediyor. Ondan sonra birazcık da bu tarafa doğru devam ediyor. Sonra bütün kasaba bitmiş oluyor zaten. Şu an ana sokak gibi bir yerdeyiz, alışveriş sokağı. Bu şekilde çantalar satıyorlar. Hediyelik eşyalar satıyorlar. Yanıyorum abi. Dünden beri Alp'te ben de çok kötü yanıyoruz. O yüzden bakalım buralardan bir şapka bulursak şapka alacağız.
alacağız. Şapkalarımızı aldık şu şekilde. Bu şapkaların tanesine 200 TL verdik. Kasabanın şu an sonuna ulaştık sayılır. Yavaş yavaş azalmaya başladı insan nüfusu da buralarda. Şu güzel mi diye sordum adama. Bana dedi ki çok kötü, pazar malı gibi duruyor dedi. Geri koyduğum anda kendi kaptı ya. Ya sen gerçekten utanmıyor musun hiç? Ay ben gördüm. Ya yayınlansın abi bunlar. Şöyle dip dibe göz oturduk gördüğünüz yerde. Neredeyiz abi? Tricycle'dayız. Korona'da bindiğimizden birazcık daha farklı bu gördüğünüz tricycle. Şöyle iki kişi yan yana oturuyor şu şekilde. Şu an zor sığıyoruz açıkçası. Bayağı. Üç kişi arkaya da bir valiz sığıyor abi şu şekilde. Las Cabanas bir işe gidiyoruz söylediğim gibi. Şimdi araçtan indik. Matt'le tanıştık abi. Matt bizim driver'ımız. Say hi to Turkey. Matt dedi ki zipline yapmak ister misiniz? Tam isteriz dedik. Bir tane zipline varmış. Şimdi yolu tırmanıyoruz. Daha önce duymuştum zaten. Bayağı uzun bir zipline var burada. Bakar mısın abi tırmandığımız yokuşa? Gerçekten basın sağlam yokuş. Aynen basın sitesi yokuşu tırmanıyoruz şu anda. Yokuş bitti, yol bitmedi. Böyle bayrakları takip ediyoruz. Merdiven yapmışlar. Kafa gitti. Dedik ki bugün relax yapalım. Dağa tırmanmayalım. Sahile gidelim. Gün batımını izleyelim. Bir iki içecek içeriz. Sonra geri döneriz, masaj falan yaptırırız. Ama yine buradayız abi. Lerden tutuna tutuna çıkıyorsun bir yerde. Çok çok dik. Bilgileri aldık, paramızı ödedik. Şöyle göstereyim size de. İki tane çeşidi vardı. Bir tanesi oturur pozisyonda, bir tanesi Superman pozisyonundaydı. Gidip geri de gelebiliyorsun yoksa direkt gidebiliyorsun. Las Cabanas Beach'e gidiliyor. Yani Las Cabanas sahiline gidiliyor. Biz de zaten oraya gitmek için yola çıkmıştık. O yüzden geri dönmenin bir anlamı olmayacaktı. Kişi başı 200 TL ödedik. Oturarak gideceğiz Superman pozisyonu. Şu anda müsait değil dedi. Uğraşmak istemiyorlar anladığım kadarıyla. Tamam, bunu daha önce yapmıştık Alp'le zaten. Bisiklet üstüne. Değil mi? Evet. Hatırlıyor musun? Yine çok korkmuştum. Çok güvenli abi, değil mi? Bayağı güvenli. O kadar mı korkuyorsun? Yapma. Adam ağlıyor. Abi adam ağlıyor. Gerçekten ağlıyorsun. Alright, we are ready. Let's go. Oğlum çok iyi ya. Harika. Las Cabanas. Güzel bir inç olur. Hoppa. Buradan tutun dedi la. Ortada kaldım ben. Aha. Vay vay vay. Çocuk yardıma geliyor. Hello. Hi. Ha okey. Manuel olarak bizi çektiler abi. Ortada kaldım ben. Kilom yetmedi herhalde. Ben de. Şimdi adayla Las Cabanas Beach'in, Las Cabanas sahilinin birleştiği alana geldik. Bayağı su falan yok burada. Direkt taşların üzerinden yürüyorsun. Hiç ıslanmadan geçebiliyorsun karşı tarafa doğru. En güzel gün batımlarından birisi izleyebileceğiniz bu alanda burası Las Cabanas Beach. Hatta bir numara olarak geçiyor. Restoran dediğim yere geldim. Şöyle bir yere. Tek restoran bakın buradaki. Başka hiç yok. Bütün herkes burada. Gün batımını herkes buraya gelmiş izlemek için. Ve fiyatları gömmüyorlar abi. Ya şöyle fiyat Türkiye'de olsa ya zaten içeriye damsız falan almazlar ha. Bak buraya damsız giremezsin. Şu an ikimiz buraya girme ihtimalimiz yok bizim. Paramızla bile girsek de bizi çok güzel yerler burada. Ama şu an çok güzel girdi. Fiyatlar çok normal. 100 lira değil ya kokteyller. Oğlum kokteyl 100 lira değil. Nerede? Diğer yerlerde ne kadarsa burada da aynı abi. İçerideki müzik efsane. Ortam çok güzel. Çok hoşuma gitti. Tabii oturacak yer yok. Zaten oturacak yer beklemiyordum burada olmasını. Bütün masalar dolu. 3 ile 6 arasında happy hour varmış bir de. Hem fiyatlar uygun, üstüne bir de happy hour yapıyor. Biz de alacağız geçeceğiz. Havlularımızı unuttuk ama sahilde bir yere otururuz herhalde. Biz buraya geldik oturduk. İçkilerimizi aldık, kokteylimizi. Başarılı mı? Değil. Ucuz evet ama başarılı değil kesinlikle. Ben başarılı buldum Long Island'da. Alp beğendi kendininkini. Ben beğenmedim. Alp bunu da beğendi gerçi. Hı? Ben alkolü seviyorum abi. Gittik hostele geri döndük. Duş aldık. Kendimize geldik. Üstümüzü giyindik. Şöyle bir yer gördük gelirken. Değil mi? Biz geçerken önünden sıra yoktu. Duş alıp gelene kadar önünde sıra oluşmuş. Ben de abi gezdiğim yerlerde bir şeyin önünde sıra varsa yani genelde girmeyi seviyorum. Başıma bir gün bir şey gelecek ama. Evet abi, burada istediğimiz yemeklerden bir tanesi geldi. Çok lezzetli ortam, o yüzden kısa keseceğim. Tavuğumuz geldi. Hadi bakalım. Güzel mi? Abi kötü yemek yemedim. Her şey güzel diyoruz ya. Alt tarafı tavuk diyorsun ama tavuk alt tarafı tavuk değil yani. Yağı falan. Tadı çok güzel ya.
Adamlar pişirmeyi de biliyor. Ben kökten biliyorlar abi. Harbiden pişirmeyi biliyorlar. Çok ilginç bir yere geldik şimdi. Az önce yemekten çıkmıştık. Şimdi burada balık yiyeceğiz abi. Bu arkadaş ilk defa yiyecek. Ben daha önce yemiştim. Civciv yumurtası yiyeceğiz abi birazdan. Açılmaya başladı. Evet. Aynen. Tamam. Şöyle çok bir sıcak görüntüsü var açılırken. İçinde aa, civciv embriyosu var abi. Evet, o kafası işte. Aynen. Kafası orada. Üşür bakalım. Beyin gibi. Tadı beyine benziyor. Gerçekten mi? Oha çok iyi ya. Gerçekten öyle ama. Beyine benziyor. Kötü mü, iyi mi? Abi böyle değişik bir hissiyatı var. Şundan deneyelim. Çok iyi ya. Sosu nasıl? Götür. Oo, bildiğin kafası. He? Burası sert abi, taş. Aa, o taş, onu yemiyor herhalde orası abi. Yenmiyorsa onu hiç zorlama. Yeme. Ben sadece bir ısırık alıp atmıştım abi zamanında, yıllar önce. Ben de ilk defa bir bütün yiyeceğim. Görüntü iğrenç duruyor olabilir ama şöyle bir şey var. Şimdi bu adamlar için bu simit kokoreç gibi abi. Kokoreç de bazı insanlara iğrenç geliyor. Git bir Avrupalıya, Hollandalıya, Alman'a falan göster. İşkembe çorbası falan nefret ediyorlar mesela. Öyle düşünmek lazım bu tarz şeyleri yerken. Bu adamlar için normal yemek de bu abi. Evet. Sosundan atıyorum. Sosundan koy abi biraz. Ekşimsi böyle sosu birazcık. Gerçekten aynen dediğin beyin gibi lan oğlum, bildiğin beyin gibi. Çok güzel. Sert kısmı çok sert bu arada. Yenilmiyor işte, ısırılmıyor. Denemem. Aynen. Ben beğendim. Ben daha yerim. Ama başka tatlar da yerim. Yani gayet güzelmiş. Good. I like it. Bak sen adam tişörtüyle de elini de sildiriyor. Sağ olsun, var olsun. Harika. İlginç bir ortama geldik. Hadi bakalım. Aa, paralı maralı bir şeyler var. Burada kumar serbest tabii Filipinler'de, biliyorsunuz. Düşük bütçeli kumarhanedeyiz resmen ya. Çok ilginç ya. Evet abi, şimdi buraya giriyoruz. Kırmızıya bir 50 peso yatırdık bakalım. Hadi oğlum. Hadi kırmızı. Bu sefer güldür. Ya of ya. Kumar batağına saplandık kanka. Çıkamıyorum. Yine kırmızıya koyduk. İnşallah bu sefer olacak bakalım. Bu abi. Kazandık. Bakalım kaç para alacağım. Merak ediyorum kaç para alacağım. Ha, ikiye katlıyormuşlar. Hey. Oğlum. Nasıl kazandım ama? He? Hadi bir daha. Hadi bir daha. He? Abi bütün paramızı kaybettik. Şu ana kadar girdiğimiz. Bir tane de bu var. Burada da kaybedelim bir tane. Ne bu? Mavi rengi 20 lira attım abi ben şimdi. Bekliyorum bakalım ne olacak. Vallahi kazandık. Alp kazandık. O kadar iddialı mısın? Kazanacağız yani kendi. Hadi bakalım. Pembeye koyduk abi bu sefer. Yürü yürü, param kalmadı. Sen de şundan bir tane oyna bari. Sen de bir paranı kaybet. Hep ben kaybediyorum lan paramı. Olduğumuz yerden, kumarhaneden kurtulduk. Şimdi şöyle bir yere geldik. İçeceklerimizi aldık. Çok güzel bir ortam bulduk kendimize. Buraya oturduk. Yerlere oturduk. Ayakkabılarımızı çıkartıp giriyorsunuz yine. Bir yandan canlı müzik. Yukarıda net var. Netin üzerinde insanlar oturuyor. Yanımızda bir tane havuz var. Bir binanın çatı katındayız şu anda abi. Adamın tarzı gerçekten çok iyi ya. Evet dostlar, uzun bir günün ardından tekrar odamıza geri döndük. Şu müzik gerçekten çok eğlenceliydi bu arada. Benim için bugünün en önemli anlarından birisiydi. Bir balut abi, balutu unutamam. Bir de şu müzik ortamı çok keyifliydi. Onu unutamayacağım herhalde. Aa, bir de zipline var. Oğlum ya, ne kadar çok şey var. Bayağı güzel. Unutamayacak. Bu kadar çok şey ama unutursun abi. Çok fazla şey var. Bari az olsaydı ya. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yine El Nido'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abi arkadaşım 2 gündür diş macunu yerine dudak kremi kullanıyormuş, şu an onu fark ettim. Diş macunu. Evet abi. Daha full kullandım. Lip treatment. Ben bunu bitirdim abi. Çok iyi abi. Oh. Şimdi diğerine geçersin, boşver. Nasıl abi? Çok iyi. Yeni bundan sonra bununla gez abi. Şarj edemeyeceksin hiçbir şeydi. Oğlum böyle bir rezillik mi olur? Ne yapacağız? Çekme oğlum belgesel.